Evet arkadaşlar bu videoda da UTM parametreleri hakkında konuşacağız. UTM parametrelerinin genel mantığı hakkında konuşacak olursak ilk önce şunu bilmemiz lazım. Biliyorsunuz özellikle iOS güncellemesinden sonra biz bu reklam yöneticisinde gördüğümüz sonuçlarda ciddi problemler var. Hiçbir şekilde doğru sonuçları göremiyoruz ve bu sebeple UTM parametreleri bir nebze olsun buradaki datanın haricinde de daha iyi analiz yapabilmeniz için dışarı kaynaklara bu reklamlardaki sonuçları yansıtabilmenizi sağlayan linkin sonuna eklenen bir parçacık gibi düşünün. Şimdi URL parametresi ya da UTM parametresini oluşturabilmek için bakın kampanya reklam seti reklam bölümlerinin reklam kısmındayken reklama oluşturduktan sonra bakın sayfayı en aşağı indirdiğimde burada bir URL parametresi oluşturun bölümü var. Burada oluşturun dediğiniz zaman bize kampanya ortamı, kaynağı, adı ve içeriğini soruyor. İstersek biz buraya farklı manuel bir parametre daha ekleyebiliyoruz. Şunu unutmayın bu burada oluşturacağımız bir tane URL parametresini diğer bütün reklamlarımızda kullandığımızda dinamik olarak çekiyor olacak. Ne demek istiyorum? Buraya eğer ben elle bir değer yazarsam, elle bir değer yazarsam bu veriyi gönderecektir. Nereye gönderecek? Google analitiğe gönderecek mesela. Yani analiz yapabildiğimiz 3. part Facebook'un dışındaki trafik analizi yapabildiğimiz yerlere gönderiyor olacak. Tabi sadece reklamlar için değil mailler için de kullanabiliriz. Bu linkleri ya da verdiğimiz herhangi bir link için de kullanabiliriz. Kampanya kaynağına bakın bir rastgele bir yazı yazdığımda bunu otomatik olarak alıyor ama ben gelip buraya bir kere tıkladığım zaman kampanya kaynağına ben genelde ad name'i koyuyorum. Yani reklam adını koyuyorum. Bakın şurada. Bunu bu şekilde yazdığım zaman otomatik olarak kampanya kaynağı kısmında benim reklama verdiğim yani şu solda bakın ad1 döngü 1 21 11 21 ee, seçeneği benim Google Analytics'imde ya da eğer Shopify kullanıyorsam Shopify'dan da Google analitikten de bu gelen trafiklerin analizini nasıl yapabildiğinizi birazdan göstereceğim. Kısa bir konu ama bence bundan sonra verdiğiniz reklamların tamamında bu kodu e, videonun açıklamalar kısmına da koyarım. İsterseniz buradan kendiniz de oluşturabilirsiniz ki çok basit zaten. İsterseniz benim verdiğim kodu da kopyalayıp yapıştırıp devam edebilirsiniz. Bakın buraya ad name yani reklam adını koydum. Kampanya adına kampanya adını koydum. Kampanya içeriğine de ad set name'i koydum. İsterseniz tam tersi de yapabilirsiniz. Kampanya içeriğine ad set name. Kampanya kaynağına ad name de tam tersini de yapabilirsiniz. Kampanya ortamına da manuel kendim bir şey yazıyorum. Yani e, bu Facebook CPC olabilir ya da sadece Facebook olabilir. Ya da Facebook soğuk olabilir. Yani tavsiyem burada Facebook soğuk ama tabii şunu... G yumuşak G değil de G yapalım. Facebook soğuk aynı kodun hem Facebook soğuk hem de Facebook retargeting olarak iki tane farklı kodunu oluşturabilirsiniz. Buna gerek var mı? Tabii ki yok. Çünkü zaten kampanya adını da görebiliyorsunuz. Ama bu ilk başa verdiğimiz kampanya ortamına verdiğimiz kod analitikte vesaire daha net gözüktüğü için ve Oradaki datayı birbirinden ayırırken tek tek kampanya kampanya bakmak yerine işte toplam soğuklardan ne kadar satış gelmiş, retargeting'lerden ne kadar satış gelmiş diye görmek istiyorsanız, daha hani toplu sonuç görmek istiyorsanız buraya ikiye ayırabilirsiniz. Mesela bu şekilde bir tane oluşturalım. Oluş uygula dediğimde bakın buraya bana bir otomatik olarak bir URL parametresi atadı. Yani ben bu reklamı kopyaladığımda ya da bu URL parametresini diğer reklamlarıma da yapıştırdığım zaman otomatik olarak bu URL parametresi bu reklam için çalışıyor olacak. O linke biri tıkladığında bu URL parametresi de çalışmış olacak ve onun kaydını bu URL parametresinin içinde tutacak. Zaten yapısına bakacak olursak bakınız. Burada ad name var, campaign name var, ad set name var. Bunlar zaten dinamik olarak gelecek olan şeyler. Buraya yazdığım fb artı retargeting olan kısmı da benim o kampanya kaynağına yazdığım kısım. Ben bunu retargeting kampanyalarımda bu şekilde, soğuk kampanyalarımda da bu şekilde kopyalayıp soğuk kampanyaların içine bunu retargeting'lerin içine retargeting olanı atarsam en azından sonuçları görürken analitik Google Analytics kısmında özellikle daha top sonuç görme olayını çözmüş olurum baştan. Evet reklam yöneticisinde URL parametresini nasıl oluşturacağımızı ve genel mantığını anlattık. Şimdi bu reklamdan gelen sonuçların analizine nasıl bakabiliriz? Önce bir Google Google Analytics tarafına bakalım. Evet şimdi bu analitiği açtığımız zaman bakın edinmenin hemen altında tüm trafik var edinmenin hemen altında tüm trafik bunların hemen altında da kaynak ve aracı var buraya tıkladığımız zaman böyle bir sayfa açılıyor olacak bize bakın burada gelen trafiğin nereden geldiği son tıklamaya göre tabii ki son tıklamaya göre nereden geldiğini gösteriyor yine %100 doğru sonucu almamız mümkün değil. Ama Facebook reklam yöneticisinden çok daha iyi konumda. E, o yüzden tavsiyem burayı mutlaka, URL parametrelerini mutlaka kullanın. Şimdi buraya geldiğimde bir de ekstradan ben bu kampanyaların da sonuçlarını görmek istiyorum. Yani geldiğimde bakın burada aşağıda hemen şurada ikincil boyutun altında reklamcılık bölümünde biraz aşağıya kaydırdığımız zaman mesela kampanya diye bir bölüm var. Kampanyaya tıkladığımda bakın burada benim reklam yöneticisinde verdiğim kampanya isimleri Burada gözüküyor ve o kampanya isimlerinin aldığı sonuçlar toplam aldığı trafik toplam aldığı satış sepet ekleme gibi artık tabi burada Google Analytics'i de doğru şekilde e-ticaret kurulumlarını yapmış olmanız gerekiyor. Tabi birçoğu da gözükmüyor yani URL parametresinin çalışmadığı reklamlarda ya da dışarıdan gelen trafikte ya da Google'dan gelen trafikte gözükmüyor ama reklam sonuçlarımın direkt Facebook reklam öresiyle olan karşılaştırmasını buradan yapıp nerede eksik var, nerede problem var, gerçek trafiğim ne gibi veri karşılaştırması yapıp özellikle reklamları optimize ederken ya da bir sonraki stratejimi belirlerken buradan mutlaka destek alabilirim. Bu Google analitikten sonuçlara nasıl bakabileceğinizde şimdi bir de Shopify'dan göstermek istiyorum size. Bir açalım bir tane Shopify sayfası. Evet şimdi Shopify'a geldiğiniz zaman analitik bölümünün dashboard bölümünde sayfayı aşağı indirdiğinizde burada top products by units sold yani son satılan ürünler diye bir bölüm var. Ve hemen yanındaki View Report'a bastığımız zaman bu ürünlerin zaman aralığına göre satılma raporunu bize gösteriyor. Bunun aynısı tabii ki Google Analytics'te de var. Evet şimdi tıkladık ve sağ yukarıda Edit Columns var. Edit Columns'un alt tıkladığımız zaman hemen aşağıda bakın burada UTM content, UTM medium, UTM campaign name, campaign source and term olarak farklı farklı UTM parametrelerini buradan da görebiliyoruz. Yani o ayakkabının satışı aslında hangi reklam kampanyasından gelmiş? Buradan da ürün ürün analiz edebilirsiniz Shopify'da. Bakın mesela campaign name ya da campaign medium source diyordu ya. Bakın hemen burada oluşturduğumuz UTM source'u eşittir ad name. UTM medium'u fb soğuk UTM campaign. Campaign name eşittir de UTM Content'te adset name şeklinde yapmıştık. Shopify'da da aynı şekilde burada tüm bu verileri şuradan tıklayarak gösterebilirsiniz diyelim. Ve UTM parametreleriyle alakalı da genel olarak her şeyi anlattık sanırım. Yani kısaca Burada oluşturacağınız retargeting'leriniz için bir tane, soğuk kampanyalarınız için de bir tane UTM kodunu sürekli olarak reklamlarınızda kullanmaya devam edin. Ve buradaki şeyleri, şu sıralamaları kendinize göre farklılaştırabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Şurada isterseniz buraya ad name koyun, isterseniz ad set name koyun. Kampanya adına isterseniz ad set name koyun ya da ad name koyun. O sizin kampanya isimlendirme stilinize göre değişiklik gösterir. Neyi nerede görmek istiyorsanız o şekilde değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu kodu da yine aynı şekilde videonun açıklama kısmına koyacağım. Bu videolukta bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar böylelikle bir konuyu daha bitirmiş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer bu serinin sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız, serinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da bana hakkında kısmındaki mail adresimden veya videonun açıklamalar kısmındaki Facebook topluluğu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.